Evet, merhaba, ben Aziz Berk Erten. Öncelikle hayatımda ilk kez video çektiğimi söylemek istiyorum. O yüzden herhangi bir beceriksizliğim konusunda kusura bakmayın. Bugün bir ölçümü yapmam gerekiyordu Ev Stüdyom'da. Ve bu ölçümü yaparken böyle smart ile alakalı ufak bir video çekmeye çalışmak istedim. Zira yani video çekebiliyor muyum? O da ayrı bir konu. Görmek istediğim nasıl yapılıyor? Ben yapabiliyor muyum? Yaptığım şey bir şeye benziyor mu gibi sorularım da var. Şimdi evdeki hoparlör meselem şu. İki tane en son hoparlörüm var. Arkamda görünüyor olması lazım şu anda. Şunlar. Bunların bir tanesinin sesi diğerinden daha kısık geliyor. Bunu bir smart ile ölçmek istedim. Ne kadar fark var aralarında? Böyle full range bir fark mı var? Yoksa sadece belli bir driver mı? Ya da aslında bir amfi kanalı da olabilir. Onu ayrıca kendim başka bir zaman ölçeceğim. Hatta bu videodan sonra ölçeceğim. Bu videonun kapsamı Smart'la bu iki hoparlör arasındaki seviye farkını görmeye çalışmak. Bunu yaparken de böyle basit bir Smart ile ölçüme giriş tarzı bir şey anlatmak istedim. Şimdi şöyle bir setup'ımız var burada öncelikle. İki tane hoparlör. Bunlar iki tane en son M. Böyle dik şekilde duruyorlar. Tweeterlar birbirine yakın. Aynı şekilde şurada bir tane ölçüm mikrofonum var. Üzerindeki önemli değil, üzerindeki desibel metre onu kullanmayacağız. Bir de ufak bir böyle sunum hazırladım. Çünkü ne yaptığımı anlatabilmem için en azından 2 dakikalık bir Smart'a giriş sunumu yapmam icap ediyor. Şimdi Smart bir ölçüm programı, bir ölçüm mikrofonuyla bir ses sinyalini ölçebiliyoruz. Şimdi iki temel ölçme yöntemi var Smart'ın yaptığı. Biri tek kanallı ölçüm, diğeri çift kanallı ölçüm. Şimdi bunları hızlıca bir anlatacağım ki yaptığım şeyler, göstereceğim şeyler bir anlam kazansın. Şimdi şöyle bir basit bir sinyal akışımız var. Bir tane girişimiz var. Bu sinyal giriyor. Bir sistemden geçiyor ve bu sinyal daha sonra bu sistemden çıkıyor. Şimdi bu sinyal girerken ki haliyle çıkarken çıkmışken olduğundaki hali biraz farklı. Zira bu sistemden geçerken bu sinyalin başına bir şey gelebiliyor. Gelmeyebiliyor. Şimdi bizim durumumuzda şu anda girişimiz bir elektrik sinyali audio taşıyor. Ölçtüğümüz sistem hoparlör, şu gördüğünüz hoparlör grafiği bir odanın içinde ve bu sinyal hoparlörden çıkıyor. Yani giriş elektronik, böyle bir jackla temsil edildi. Çıkışta da ben burada ne olduğunu görebilmek için bir adet ölçüm mikrofonuyla çıkışı izliyorum. Şimdi tek kanallı ölçümde ya bu girişteki sinyali ölçebiliyoruz ya bu çıkıştaki sinyali ölçebiliyoruz. Yani ben bu girişe bir pink noise yolladığım zaman elektronik olarak bunu görüyorum. Çıkışta da bu pink noise bu sistemden geçtikten sonra ne hale geliyor onu görüyorum. Nasıl ne hale geliyor? Frekans ve genlik yani amplitude akslarında ne hale geliyor? Çıkışta ne durumda bu? Girişte ne durumda? Aralarında bir karşılaştırma yok. Şimdi bunu bir Smart'la hızlıca bakalım nasıl oluyor. Şimdi dediğim gibi bu Smart'ın ana ekranı dediğim gibi çünkü bir şey demedim henüz. Amfimi kapıyorum öncelikle. Sadece elektronik olarak Smart'tan sinyal çıkarım. Pink noise jeneratörü açtım Smart'ta ve gördüğünüz gibi şu anda giriş noktasını görüyoruz. Yani bu sinyal elektronik olarak pink noise. Yani her oktavda eşit enerji. Bu sinyal şu anda giriş noktasında. Yani şurada. Bunu ölçüyoruz. Şu an çıkışta ise yani ölçüm mikrofonu arkamda duran ne var? Hiçbir şey yok. Sadece benim konuşmam var arkamdan. Bir de kedi kapıyı tırmalıyor. O var. Amfiyi açıyorum. Ve gördüğünüz gibi amfiyi açtığım zaman hoparlörden pink noise gelmeye başlıyor. Şu elektronik olarak sisteme giren pink noise
Şu yeşil şekilde çıkıyor. Bir daha göstereceğim. Şu şekilde. Okey. Şimdi ben bu deminki ölçümü kaydettim. Tekrar şu benim MIDI sunumuma gelirsek. Girişi görüyoruz. Ve çıkışı görüyoruz. Smart'a dönersem. Giriş sinyali sistemden geçiyor ve şu hale geliyor. Yani bu dümdüz sinyalin böyle sopa gibi dümdüz sinyalin başına sistemden geçtikten sonra şöyle bir şey geliyor. Belli ki bir odayla alakalı ya da reprodüksiyon yani hoparlörle alakalı bir şeyler oluyor. Ama ne olduğu hakkında bir fazla bilgimiz yok. Sadece başına ne gelmiş ve ne hale gelmiş bu sinyal. Başına bir şeyler geldikten sonra bunu görüyoruz. Çift kanal ölçüm sistemine geçersek şöyle bir şey yapıyor bu süper akıllı programımız. Girişten bir örnek alıyor. Çıkıştan bir ölçüm alıyor ve bunları birbiriyle karşılaştırıyor. Ve bize bazı şeyler söylüyor. Bu sinyalin başına gelenlerle alakalı. Seviyeyle alakalı bir şeyler söylüyor. Ve yani seviyeyle alakalı tek kanal ölçüm de bir şey söylüyor ama tek kanal ölçümü söylemediği çok önemli bir şey daha söylüyor bize. Bu da zamanla alakalı bir şey söylüyor. Şimdi bunu örnekle gösterirsem çok daha güzel olacak tabii. Şurada Smart'ın bir transfer function tabu var. Bu arada çift kanal ölçüme transfer function yani transfer fonksiyonu. Matematiksel bir fonksiyon. Transfer fonksiyonu yani bir karşılaştırma dediğim gibi. Giriş sinyaliyle çıkış sinyalini karşılaştırıyor. Giriş sinyali saf sinyal diye düşünelim. Bunu referans olarak düşünelim. Yani bu başına bir şey gelmemiş sinyal. Çıkış sinyali ise başına bir şeyler gelmiş ve değişmiş sinyal. Yani ölçüm sinyali olarak düşünelim bunu. Smart'a geçersek gördüğünüz gibi şurada belki görebiliyorsunuzdur. Bir adet M, bir adet R harfimiz var. M measurement yani ölçüm demek. R referans yani referans demek. Bu ikisini karşılaştırıp bize Smart şurada bir şeyler gösterecek. İki sinyalin karşılaştırmasından şöyle bir sonuç çıktı. Ama bu doğru bir ölçüm değil henüz çünkü şöyle de bir durum var. Bu giriş sinyali sistemden geçip çıkarken bir gecikmeye uğruyor. Ve doğru bir ölçüm yapabilmek için bu gecikmeyi Smart'ın girişe uygulaması lazım. Böylece iki sinyal zaman farkı olmadan karşılaştırılabiliyor. Yani onu da çok kolay Smart'ta yapmak. Evet, böyle bir sonucumuz var. Bu sistemin, yani bu hoparlörün sisteme yaptığı şey, yani dümdüz olan sinyal, bu hoparlörden geçtikten ve bu odada yankılandıktan, yani dolanıp ölçüm mikrofonuna vardıktan sonra böyle bir hal alıyor. Kaydettim bu ölçümü. Bu hangisi? Soldaki hoparlörümüz. Şimdi diğer hoparlörü bağlayacağım. Arkada kablosunu değiştireceğim. Şöyle bir şey var. Durum var şu an karşımızda. İki hoparlör yukarıdan bakıyoruz şu anda. Horizontal view. İki hoparlör yan yana. Izgaralar böyle değecek kadar yakın. Tam ortada işte uzaklıkta bir mikrofonumuz var. Bu mikrofon önce bunu ölçecek, sonra bunu ölçecek, sonra bu ikisinin arasındaki farkı göreceğiz Smart sayesinde. Şimdi ben diğer hoparlörü bağlayacağım. Evet, bunu da save ettim. Şimdi şöyle biraz daha detaylı bakabiliriz bu grafiğe. Frekans grafiğine. Şu aralıkların hepsi, şu iki çizgi arası 3 desibel. Yani gördüğünüz gibi 3 desibel mesela fark var 315 Hz'de. Midlerde şöyle bir durum var. Yine 3 desibel bir fark var. Neresi bu? 992 Hz. O bilgileri şuradan bakıyorum yukarıdan. Şöyle. 3 desibele yakın 2 desibel bir fark var. Tizlerde ise şurada mesela 10 kHz'e bakmayalım. Şuraya bakalım biraz da mantıklı bir yere. 8 mesela.
bir desibel, yarım desibel kadar fark var. Yani bir fark var iki hoparlör arasında. Şimdi bu videoyu daha fazla uzatmayacağım. Bu herhalde seviye ölçümü bakımından yeterli bilgi vermiştir. Ama bir şey daha yapacağım. O da şu, bunu şu an gösterdiğim şeyi konserde, yani alanda, profesyonel bir konser ortamında kullanabilir miyiz? Yani çok basit bir şey aslında. Hiçbir şey yapmadık yani. Hoparlörleri, PA sistemin üstlerini, sablarını, zamanlarını eşitlemedik. Yani öyle bir şey olmadı. Bu arada bir zaman demişken, şu iki faz grafiğinin üst üste olması, fazsal bir durum yok. Yani hoparlörün herhalde driverlarıyla alakalı, zaman içinde eskimeleriyle alakalı, salınımlarının değişmesiyle alakalı bir durum bu diye düşünüyorum. Şimdi dediğim gibi bu yaptığım basit ölçüm mesela bir konserde nasıl kullanabiliriz? Öyle de bir şey anlatmak istiyorum. Şimdi mesela bir konsere gittiniz ve front of house yapıyorsunuz ve left right sisteminiz asıldı. Mesela böyle bir salonumuz var ve hoparlörlerimiz asılı. Mesela bu hoparlörler şu anda benim NS10'lar gibi arkamdaki yan yana, mesela şurada, şu grafikte. Şimdi şey düşünelim, bu hoparlörleri ayırdığımızı düşünelim. Yani normal bir konser setup'ına getirdik. Böyle 12 metre boşluk var şu anda. Ve şu an iki hoparlöre karşıdan bakıyoruz. Demin yaptığım gibi benim venue'nin tam ortasında, yani eşit uzaklıkta iki hoparlöre bir mikrofon koyarsak ve bu mikrofonla ölçüm yaparsak, önce sol tarafı ölçüm, daha sonra sağ tarafı ölçebilirsek, aynı uzaklıkta olacak bu ikisi. Eğer bu hoparlörler doğru bağlanmışsa, PA sistemin içindeki sürücüler doğru bağlanmışsa, orijinalse, düzgün tamir görmüşse ve bu sistem düzgün çalışıyorsa, yani sol tarafla sağ tarafın ve oda yani görece olarak simetrikse, görece olarak diyorum çünkü mesela bir tarafta binalar olabilir ve çok ciddi comb filter yiyor olabilirsiniz. O zaman farklı olacaktır ama yani görece olarak simetrik bir odadan bahsedebiliyorsak bu iki hoparlörün eşit uzaklıktan ölçümünün aynı sonucu veriyor olması gerekiyor. Şöyle bir şey de olabilir. Zonlamışsanız hoparlörleri, yani 3 ya da 4 en üst kutu, sonraki 2 kutu, sonraki 2 kutu diye 3 şekilde proses ediyorsanız, önce üstteki 4'ü ölçüp, sonra sağ tarafta üstteki 4'ü ölçüp, sonra ortadaki 2'yi ölçüp ya da 3'ü ölçüp, sonra sağ tarafta ortadaki 3'ü ölçüp, o şekilde karşılaştırabilirsiniz. Yani bu aslında çok standart kullanılan bir verification, yani sistemin doğru çalıştığını onaylamanın ilk adımı. Bu benim küçük home stüdyomdaki bu küçük setup'ta yaptığım şeyin temelde aynısı. Yani bunu yaparsanız en azından bir konsere gittiğiniz zaman bir hoparlörün diğerinden farklı çalıştığını fark ettiyseniz, bunu en azından gerekli mercilere bilimsel bir şekilde gösterebilirsiniz ve bu şekilde gösterdiğiniz zaman emin olun ki abi, sağ tarafın tizleri soldan daha az geliyor, bak ben duymuyor musun falan gibi demekten çok daha faydalı ve hızlı sonuç doğurabilecek olduğunu gördük daha önce de. Bu ilk video denemem burada bitiyor. Teşekkür ederim buraya kadar dayanabildiyseniz. Umarım faydalı bir şeyler gösterebilmişimdir. Teşekkür ediyorum. Herkes kendine iyi baksın.